İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikopterle ilgili hemen soruşturma başlatıldı ve elbette bu soruşturma titizlikle yürütülecek. Kazaya yol açan nedenler de en kısa zamanda açıklanacaktır, ancak bu elim olayı fırsat bilip askeri ve hükümeti yıpratmaya çalışanlar da hemen dezenformasyona başladı. Bu olayı konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar konuğumuz. Sayın Ağar, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tabii 4 askerimizi kaybettik, 4 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz. Ama biz bunları konuşurken, daha olayın sıcaklığı yaşanırken, daha inceleme tamamlanmadan, daha neden olduğu belli olmadan bir takım kişiler, bir takım çevreler hemen bundan başka şeyler çıkarmaya çalışarak bizi daha da fazla açıkçası üzüyorlar. Öncelikle kazanın oluş biçimi ve kahraman askerlerimizin o helikopteri nasıl indirmeye çalıştığını, kimseye zarar gelmesin diye kendi canlarını feda ederek bunu yapmaya çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Kaan Bey, öncelikle saygılar. Kendileri şehit olurken bile masumların canı zarar görmesin diye, vatandaşın canı zarar görmesin diye büyük bir maharet, büyük bir fedakarlık ve büyük bir kahramanlık ortaya koyan bu aziz şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ruhları şad olsun. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Şehadetlerini kabul etsin. Gerçekten de kontrolü yitirilmiş bir helikopterin o verileri bir şekilde parametre olarak alınmasıyla ve onlarla birlikte helikopterin bir patlamaya sebebiyet vermeden veya riskli bir alanda masumların canını hale getirmeyecek şekilde daracık bir boşluğa indirilme çabası ve bu çabanın içerisinde kendilerine şehit olması gerçekten tarihe altın harflerle yazacak ibretlik olaylardan bir tanesidir. Bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi tabii kaza olduktan sonra sosyal medyada başta olmak üzere söz konusu UH-1 helikopterlerin eski olmasından dem vuruldu. Şimdi bu doğru bir tahlil değil. Onu özellikle söylemek gerekiyor. Çünkü özellikle hava araçları ne kadar eski olurlarsa olsunlar bir şekilde onların gerek bakım, gerek parça değişimi mutlaka ve mutlaka çok hassas şekilde takip edilir ve gereği yerine getirilir. Yani bu anlamda bakım çalışmaları ve değiştirme çalışmaları hem kendi birliğinde hem de merkez ana tamir ve fabrika komutanlıklarında yapılır. Şimdi bununla ilgili bir sıkıntı olsaydı, yani bununla ilgili genel bir fotoğrafı biz görüyor olurduk ama bununla ilgili genel bir fotoğraf yok. Bir diğer tarafıyla helikopterlerin düşmesiyle ilgili ortaya konulacak veriler bilimsel olarak ortaya konulması gerekir. Bunda ancak görevlendirilen soruşturma heyeti, kaza kırım heyetinin yapacağı bilimsel araştırma sonucunda ortaya çıkar. Ki öte tarafıyla da şunu söylemek gerekiyor. O kadar çok parametre var ki, o kadar etken var ki gerek içten gerek dıştan. Yani bir diğer tarafıyla da şunu söylemek gerekiyor. Bunlar taktik maksatlarla oluşturulmuş helikopterler ve zaman içerisinde mücadele alanlar, yani 90'lı yılların ortalarına kadar mücadele alanlarında fiili olarak kullanıldı bu helikopterler. Amerikalılar, biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri üreticisi. 2004 yılına kadar bu helikopter üretimine devam etti. Daha sonra hem performans, hem kapasite, hem de yeni nesil ek sistemlerin devreye girmesiyle beraber yeni helikopterler bu helikopterlerin yerini almaya başladı. Bizde de 1990'lı yılların başına itibaren öncelikli olarak Sikorsky'ler, bununla beraber tedarik çeşitliliği üretmiş olduğumuz Hugger'lar, yani Jaguar'lar ve şimdiki dönemde de açıkçası Chinook'lar devreye girmiş durumda, girmeye başlamış durumda. Yani bununla ilgili yapılan eleştiriler veya kurulan cümleler bilinçli veya bilinçsiz doğruya hizmet etmiyor. Bilimsel